Sayın seyirciler, İstanbul'da yerel yönetimleri yakından incelemeye devam ediyoruz. Bugünkü adresimiz Sultanbeyli ve A Haber ekibinden Mehmet Nilüfer var karşımızda ve konuyla birlikte Sultanbeyli'yi konuşacaklar. Mehmet. Sultanbeyli'deyiz. Sultanbeyli'de bir kitap fuarındayız. Sultanbeyli Belediyesi'nin organize ettiği bir kitap fuarı. Hem bu fuardan hareket edip son dönemde Sultanbeyli'de atılan adımları konuşacağız. Hem de Sultanbeyli'de yürütülen projeleri dinleyeceğiz. Kimden? Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin bizimle beraber yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sultanbeyli İstanbul'un belki de en hızlı dönüşen, değişen, gelişen ilçelerinden bir tanesi. Şu an son durum nedir ilçenizde? Sultanbeyli 4. kitap fuarı var. Önce oradan başlayalım değil mi? 4. kitap fuarımızın açılışını birazdan gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle tüm kitap severleri 8 gün sürecek olan bu fuarımıza davet ediyoruz, bekliyoruz. Bugün itibariyle başlayacak. Her gün saat sabah 10 ve akşam 8'e kadar devam edecek bu fuarda kitap dostlarını birlikte bekleyeceğiz inşallah. Dördüncüsünü düzenliyoruz ve bu sene onur yazarımız Profesör Doktor Mehmet Genç hocamız burada 100 yayın evinin ki yayın evlerine çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Yayın evleri kendi yazarlarını buraya getiriyorlar. 200'e yakın yazarımız burada kitaplarını imzalayacaklar, kitap severlerle buluşacaklar ve yine aynı şekilde 160'a yakın da burada seminer, etkinlik ve benzeri çalışmalarımız olacak. Dolu dolu 8 gün bir kitap fuarını gerçekleştireceğiz. Okullarımızın açıldığı bu dönemde, bu atmosferde başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm kitap dostlarını Sultanbeyli Kitap Fuarı'na bekliyoruz efendim. Evet, inşallah gelirler. Şimdi ikinci soruma geçelim. Genel olarak Sultanbeyli'de yapısal dönüşüm anlamında, değişim anlamında ne aşamadayız? Sultanbeyli tabii yolların ortasında kalmış. Özellikle ilçesinden otoban geçmiş ama uzun yıllar otobana girememiş. Başka ilçelerden girmiş bir ilçemiz. Haliyle Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde TEM bağlantı yollarının açılmasıyla birlikte işte bu dönemde 3. köprü yollarının bağlanmasıyla beraber ulaşım aksının tam ortasında olduk. Bu arada mülkiyetle ilgili uzun süredir devam eden çalışmalarımız vardı. Bu çalışmalar nedeniyle Sultanbeyli'mizde özellikle özel yatırımcılar, vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz bekliyorlardı. Mülkiyet probleminin çözülmesiyle ilgili bir süreç yaşanıyordu. Öncelik olarak 2B çözüldü. 2B'nin çözülmesiyle birlikte Sultanbeyli'mizde bir hareketlilik başladı. Öncesinde müstakil parsellerle ilgili çalışmada da vatandaşlarımıza kolaylıklar sağladık. O vesileyle ciddi bir hareketlilik başlamıştı. Son olarak özellikle parlamenter sistemin son günlerinde imar barışı malum çıktı. İmar barışıyla beraber Sultanbeyli özel yasası da çıkmış oldu. Sultanbeyli'mizin ikinci özel yasası oldu. Bu vesileyle devlet başkanımıza, meclis başkanımıza, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Özel yasamızın çıkmasıyla beraber Sultanbeyli'de dışarıda bulunan çok hisseli parsellerde hisseli tapuların tamamını Sultanbeyli Belediyesi'ne almış olduk. Ve şu an başlattığımız çalışmalarla bütün parsellerde başlayan çalışmalarda bir kısmında çalışmalar tamamlandı. Şu an belediyemiz adına tescil edilen tapularımız var. Komisyonlarımız fiyatların çalışmalarını belirliyor. Ve sonrasında kısa bir süre sonra vatandaşlarımızı davet edeceğiz. Tebligatlar yoluyla diyeceğiz ki buyurun gelin bu anlamda müracaatınız yapın. 100 yıldır hukuki bir sorun. Osmanlı döneminden itibaren devam eden bir sorun. 50 yıldır da Sultanbeyli'de bekleyen vatandaşlarımız var. 30 yıl, 20 yıl herkesin geldiği süre itibariyle söylüyorum. Ama Allah'a şükür bugün itibariyle bu sorun geride kalmış oldu. Vatandaşlarımızın özellikle imar barışıyla mülkiyet süreci noktasında bazı karışıklıklar olduğunu kendilerinden de duyuyoruz, dinliyoruz. Kafaları karışık. Biz de sizlerin aracılığıyla
vatandaşlarımıza bir araya geldiğimizde programlarımızda dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. İmar barışı ile ilgili özellikle mülkiyeti nerede olursa olsun bütün vatandaşlarımızın imar barışı için müracaat etmelerini öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Burada devletimiz gerçekten kangren haline dönen ve yıllardır çözülemeyen, çözmek için cesaret edilemeyen bir konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasalaştırarak, geçirerek milletimize sunmuş oldu. Burada tabii ki vatandaşımızın tercihi. Ama biz vatandaşımıza devletimizin bu olanağından istifade etmeleri noktasında bir telkinimiz var. Gerçekten büyük bir fırsat, büyük bir nimet. Buradan istifade etmek lazım. İşte Sultanbeyli için söylüyorum. Efendim bizim tapumuz şu an elimizde değil. Biz de müracaat edecek miyiz? Evet, onların da müracaat etmeleri gerekiyor. Çünkü 31 Ekim'e kadar bir süre var. Sonrasında zaten kat mülkiyeti için iskanla alakalı bir süre yok. Ama 31 Ekim gibi bir tarih var. Bu tarihe kadar müracaat etmeleri gerekiyor. İmar barışı ile ilgili bu çalışmalar devam ederken biz de biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi Sultanbeyli'deki vatandaşlarımızın hisseli tapularını kendilerine tevdi edeceğiz. Tabii endişeleri var. Malum işte ekonomiyle ilgili gündemlerimiz var. Türkiye'de konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Burada biz vatandaşımıza yardımcı olmak için her türlü yolu deneyeceğiz. Hukukun bize müsaade ettiği ölçünün içerisinde tüm şartları zorlayarak vatandaşlarımızın yanında durmaya çalışacağız. O yüzden bu özel yasayı arkadaşlarımızla beraber oluştururken sunmadan önce Maliye Bakanlığımıza ve Şehircilik Bakanlığımıza daha önceden vatandaşlarımızın gördüğü, bildiği ve memnun olduğu 2B yasasıyla iltisaklı hale getirdik. 2B yasasında efendim işte 400 metrenin altında %51 indirim söz konusu. Zaten Sultanbeyli'de maalesef parsellerimiz küçük. Yani maalesef dediğim şehircilik anlamında maalesef diyorum. Ama ekonomik anlamda bir avantaj. Bununla beraber peşin ödendiği vakit yine %20'lik bir indirim var. Yarısı ödendiği vakit yine indirim var. Efendim ben taksit ödemek istiyorum. 5 yılda zaten taksit süreci var. Biz karşılaştığımız bütün vatandaşlarımıza işte önceki gün pazarı gezdik, hali gezdik. Orada da soruyorlar. Ekonomik anlamda hazırlık yapmalarını rica ediyoruz. Tapumuz nerede, tapumuz nerede diyen vatandaşımıza hadi buyurun dediğimizde bu sefer paramız yok şeklinde cümlelerle karşılaşmamamız gerekiyor ki bu konuyu hızlı bir şekilde çözelim. Ama dediğimiz gibi devletimizin de Sultanbeyli Belediye'mizin de buradaki amacı para kazanmaktan ziyade kamuyu zarara uğratmadan vatandaşımıza kolaylık sağlamaktır. Peki, İnşallah anlatabildim. İnşallah dinleyenler de anlamışlardır. Bence ayrıntılı şekilde anlatmış oldunuz. Genel olarak Sultanbeyli'de hayatı kolaylaştırıcı, şehrin çehresini değiştirici hangi projeleri hayata geçirdiniz desem ilk aklınıza neler gelir? Sultanbeyli tabii mülkiyetle çok boğuştuğu için, yoğunlaştığı için diğer yapılan çalışmalar bazen biz anlatamamış olabilir veya görülememiş olabilir. Sultanbeyli'nin aslında A'dan Z'ye bütün kurumlarla el ele vererek tüm sorunlarıyla ciddi bir şekilde bir gayretimiz oldu, ulaşımız oldu, uğraşımız oldu. Şimdi işte kitaptan bahsediyoruz. Biz başladığımızda maziyle alakalı asla bir eleştirim yok. Sadece bir tespit için söylüyorum. Biz başladığımızda Sultanbeyli'de küçük bir kütüphane vardı 50 metre ve 2500 kitabı vardı o kütüphanenin. Şimdi 125 bine yakın kütüphanelerimizde kitaplarımız var. Ve burada çeşitli etkinliklerle kitap severlerle hocalarımızı buluşturuyoruz. İşte sağ olsun hükümet konağımızda işte kaymakamlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz onlar da projelerimize destek veriyorlar. İşte sınıfların bir dersini efendim kütüphanede yaptırıyoruz. Çocuklarla kitabın arasındaki o mesafeyi daha da yakınlaştırmak istiyoruz. İşte kültür merkezlerimiz, gençlik merkezlerimiz, okullarımız, onlarca yeni okulumuz açıldı, hala açılıyor. İşte bu dönem 5 okulumuzu Sultanbeyli'mize armağan etmiş olduk. Yine 9 okulun ihalesinin yapılabilmesi için arsa tahsisleri yaptık mülkiyet problemine rağmen. Bunlarla beraber bugün 400 yataklı devlet hastanemiz artık Sultanbeyli'de bitti. İşte yine göle sosyal tesisleri ki gerçekten çok önemli bizim açımızdan Sultanbeylilerimiz de çok beğendi. Ve yeni 250 dönüm Aydos mesire alanını Sultanbeyli halkımızın hizmetine açmış olduk. Ve yine orada Aydos Kalesi var. Ki Aydos Kalesi şurada gördüğünüz gibi o kale orası tamamen bitki örtüsüyle kaplıydı. Ama şu an restorasyonu tamamlandı.
İstanbul Valimiz Vasip Şahin Bey'e de teşekkürü bir boş biliyorum. Çünkü ihaleyi valimizle birlikte yapmıştık. Şu an restorasyonu tamamlandı. İnşallah kısa bir süre sonra sadece Sultanbeyliler değil, dünya kültür mirasına armağan etmiş olacağız. Altyapı, üst yapı ve benzeri tüm çalışmalarda Sultanbeyli halkımızın işini kolaylaştırmak istiyoruz. Eksiklerimiz var ama Sultanbeyli halkımızı ekibimizle beraber Sultanbeyli Belediyesi olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ve AK Parti hükümeti olarak başta devlet başkanımızın ve bakanlarımızın çok büyük hizmetleri ve destekleri oldu. Kendilerine de teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sultanbeyli nüfus anlamında genç nüfusu fazlasıyla barındırıyor bünyesinde. Mesela gençlerle ilgili bundan sonraki hayaliniz, hedefleriniz desem ilk aklınıza neler gelir mesela? En azından taşımak istediğiniz seviyeyi duysak sizden. Sultanbeyli İstanbul'da nüfusuna oranla en fazla genci olan 3 ilçeden bir tanesi. Önemli bir soru sordunuz aslında. Bizim birimlerimiz özellikle işte imar birimlerimiz mülkiyetle boğuşurken, işte fen işlerimiz, altyapı, üst yapı ve diğer projelerle uğraşırken aslında bizim odaklandığımız nokta ya İstanbul'da eğitimle, öğretimle, kültürle, sanatla, edebiyatla uğraşan belediyelerin başında geliyoruz. Birkaç belediyeden biri haline geldik ekibimizle beraber. İnşallah gelmişizdir. Bütün yatırımlarımız, bütün projelerimiz gençlerimiz ve çocuklarımızın üzerine. Mesela İstanbul 95, Sultanbeyli 95 projesi var. Şu an Türkiye'de Beyoğlu Belediyemiz, Sultanbeyli Belediyemiz, Sarıyer ve Maltepe Belediyeleri de var. Boğaziçi Üniversitesi ile beraber erken çocukluk dönemi diye başlattığımız bir proje var. Çocuğun doğumundan önce başlayan ve 1,5-2 yaşına kadar devam eden bir süreç. Şimdi bu çalışmayı, modellemeyi işte biz 3 mahallemizde uyguluyoruz. Sultanbeyli'mizin tamamında uygulamak istiyoruz. Ve yine bununla beraber İlköğretim Haftası'nın açılışında biz Kültürlü Gençlik Derneğimizle beraber bir kampanya başlattık. Cumhuriyetimizin 100. yılında diplomasız kimse kalmasın diyerek açık öğretim noktasında bir adımımız oldu. İşte açık ortaokul, açık lise, bu konuda vatandaşlarımızı gayretlendirmeye çalışıyoruz. Ve yine onunla beraber mesela hem Sultanbeyli Belediyesi olarak bizim hem de çeşitli kurumlarla birlikte yaptığımız projeler var. Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi projemizi Kalkınma Ajansı kabul etti. Şu an onun açılışıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani bütün projelerimiz gençlerle ilgili. Bizim arzumuz, hayalimiz şu. Sultanbeyli'nin eğitim ve kültürle çok ön planda olmasını istiyoruz. Ve çocuklarımızı özellikle terör örgütlerinin işte FETÖ'sünden, PKK'sından, DAEŞ'ından, DAEŞ kafecisi ve benzeri tüm terör örgütlerine kaptırmamak için hep birlikte el ele vererek evlatlarımızı eğitimle, kültürle, sanatla, sporla ve benzeri yöntemlerle kaybetmememiz lazım. Bizim de bütün gayretimiz, bütün çalışmamız bu noktada. Tabii biz bunları yaparken çok büyük de bir kampanya var. Küresel anlamda bir saldırı var. Devlet Başkanımızın liderliğinde devam eden bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz kalabalık bir yayın oldu. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Fuar alanı normal. Biraz, evet. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'le beraberdik. Projelerini, attıkları adımları ve atacakları adımları dinledik. Kendisinden bu yayınla beraber söz yeniden size.